Bafra'da tabii biz sivil toplum ve oda başkanlarımız, işte ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası ve kaymakamlık birlikte Bafra'nın geleceğini planlama adına belli şeyleri gündemimize aldık, çalışmaları. Tabii birinci olarak Bafra'da tarım. Bafra'nın vazgeçilmezi, Türkiye'yi besleyen önemli ovalardan birisi. Tarımda katma değeri nasıl artırabiliriz düşüncesiyle belli proje çalışmalarımız. İkincisi sanayide, çünkü bildiğiniz gibi Samsun'un iki ilçesinde şu anda organize sanayi bölgesi var. Birisi Kavak, bir de Bafra. Diğer ilçelerde de kurulma aşamasında tabii çalışmalar var. Sanayide biz neler yapabiliriz? Tabii o sebebedeki yatırımlar belli. Üçüncü olarak da hedef turizm. Turizm değerleri bakımından da Bafra'mız bayağı büyük potansiyellere sahip. Tabii bunun için de Karadeniz'de turizm biraz değil, bayağı geç kalmış Orta Karadeniz'de bilhassa. O bakımdan bizim çalışmalarımız bir noktaya kadar tabii altyapı çalışması şeklinde geçiyor. Dördüncü olarak bizim Bafra'da üniversiteleşme ile ilgili hedefimiz ileride belki bir üniversite Bafra'ya devlet üniversitesi kazandırmak ama her şeyden önce bir yere bir üniversitenin imkanlarını da buraya taşıma ile ilgili gayretlerimiz var. Beşinci olarak da kentleşme ile ilgili. Tabii Bafra'mız eski bir şehir, yerleşim alanı. Eski yerleşim alanlarında da tabii biraz sıkışıklıklar var. Bu noktada Karadeniz Teknik Üniversitesi ile çalışmaktayız. Hatta Karadeniz Teknik Üniversitesi belli bir çalışmayı da yaptı. Artık bize bir proje sunacaklar. Böylece çalışmalarımız bu minvalde devam ediyor. Amacımız tabii biz şöyle bakıyorum olaya. Bir defa herkes kendi şehrini geliştirir, kalkındırırsa dolayısıyla ülkeyi kalkındırmış olur. Biz de Bafra'da sorumluyuz. Bafra'yı kalkındırmak, geliştirme adına tabii bu adımları atıyoruz.